أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وبعد. Şimdi ismin tarifini yapıyorduk. El ismu ma delle ala ma'nen, öyle miydi? Fi nefsihi. O fi nefsihi zamir üzerine durduk da durduk. Fi nefsil mana olursa ne olur? Fi nefsil kelimeti olursa ne olur? Neden şerhul mufassalde fi nefsi fi nefsil mana olmuş? Efendim burada fi nefsil kelimeti olmuş. Sonuç olarak nasıl değerlendirilmesi lazım gördük. وَلَمَّا كَانَ الْفِعْلُ fiil olunca دَالًا عَلَى مَعْنًا fi nefsihi fiil de maddelle عَلَى مَعْنًا fi nefsihidir. Doğru mu? Hem isim maddelle عَلَى مَعْنًا fi nefsihidir. İsimle fiilin müşterek oldukları nokta neresidir arkadaşlar? Şöyle bir bakın bana arkadaşlar. Fiil, isim ve harfin müşterek oldukları nokta nedir? Her birisinin bir manaya delalet etmesidir. Fiil ile ismin müşterek olduğu nokta neresidir? Başlı başına bir manaya delalet etmesidir. İsmin fiilden, fiil ve harften ayrıldığı, affedersin, harfin fiil ve isimden ayrıldığı nokta neresidir? Başlı başına bir manaya delalet etmemesidir. İsmin fiilden ayrıştığı nokta neresidir? Fiil başlı başına bir manaya delalet etmenin yanında üç zamandan biriyle beraberdir. İsim delalet ettiği mananın yanında üç zamanda birine delalet kelimenin vazinde yoktur. Diyor ki وَلَمَّا كَانَ الْفِعْلُ دَالًا عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهِ fiil de مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهِ ne gibi? Aynen isim gibi. Yalnız بِعْتِبَارِ مَعْنَاهُ التَّضَمُّنِيِّ manayı tezammunisi itibariyle başlı başına bir manaya delalet edicidir. Ne demektir arkadaşlar? Manayı tazammunisi itibariyle. Yani fiil üç manaya delalet eder. Zaman, hades, nisbet. Zaman bunu nedir? Manayı tazammunisidir. Yani manayı küllisi değildir. Manayı tazammunisidir. Dolayısıyla fiil tazammuni manası itibariyle başlı başına bir manaya delalet eder mi? Eder. وَلَمَّا كَانَ الْفِعْلُ دَالًا عَلَى مَعْنَ ف۪ي نَفْسِهِ بِاِعْتِبَارِ مَعْنَاهُ التَّضَمُنِيِّ tezamuni manası neydi orada mesela? Darabede darp vardı. Bir zaman vardı, bir hades vardı, bir de ne vardı? Nispet vardı. يَعْنِ اَنَّهُ اَرَادَ بِالْمَعْنَى مَا يَشْمَلُ الْمَعْنَ التَّضَمُنِيِّ o zaman مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا ف۪ي نَفْسِهِ dediği zaman buradaki manadan manayı mutabıkı kastetmemiştir. Manayı neyi kastetmiştir? Manayı tazammuniye de şamil olanı kastetmiştir. Yani arkadaşlar hani delaleti mutabıkı tazammuni iltizamı vardı ya. Burada madelle ala manen bir manaya delalet eder deyince mesela fiilde bir manayı mutabıkısı var. Zaman ve hades ve zaman bir de nispet diyorlar. Bunu içerisine aldığı gibi manayı tazammunisi de yani manadan manayı mutabıkıyı da kastediyor. Manayı tazammuniyi de kastediyor. Manayı tazammuni olunca hades var mı orada? Var. Hades müstakil midir? Müstakildir. Yani darabenin ifade ettiği darp müstakil midir? Müstakildir. وَلَمَّا كَانَ الْفِعْلُ دَالًا عَلَى مَعْنًا ف۪ي نَفْسِهِ evet, بِاِعْتِبَارِ مَعْنَاهُ التَّضَمُّنِيِّ tazammuni manası itibariyle evet, وَلَمَّا كَانَ الْفِعْلُ دَالًا عَلَى مَعْنًا ف۪ي نَفْسِهِ بِاِعْتِبَارِ مَعْنَاهُ التَّضَمُّنِيِّ اَعْنِ الْحَدَثَ hadesi kastediyorum. وَكَانَ ذَٰلِكَ الْمَعْنَى bu manada o hades مُكْتَرِنًا مَعَ اَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ üç zamandan biriyle muhterin olduğu zaman fil fehme an lafzil fi'li o fiilin lafzından anlaşılmakta üç zamandan biriyle beraber olunca ahrecehu bi kavlihi gayre muhterin bi ahadil ezmineti thalatati ismin tarifinden neyi çıkarması lazım? Harf ve fiili çıkarması lazım. Ma delle ala ma'ne fi nefsihi deyince harfi çıkardı. İsim çıkmadı, fiil çıkmadı. Gayre muhterin bi ahadil ezmineti thalatati deyince ne çıktı? Evet. Tarifi yaparken arkadaşlar iki şeyi çıkarması lazım buradan. Üç şey değil. Birisi çünkü el ismi isim nedir? Ma öyle kelimedir dedik. Kelime zaten isim, fiil, harfti. Buradan isim kalacak, fiil ve harf çıkacak. Ma delle ala ma'nen fi nefsihi deyince harf çıkmış oldu. Gayre mukterin deyince fiil çıkmış oldu. Anil hades. Şimdi arkadaşlar darabe mesela diyelim ki nasara. Nasara ne demektir? Nasara Zeydun. Zeyd nusret etti. Doğru mu? Ortada ne var? Bir nasr. Yardım işi var. Kimden sudur etmiş? Zeyd'den sudur etmiş.
Nasara, o nasr işine delalet ederken bunun geçmişte olduğuna da delalet ediyor mu? Ediyor. Nasara olunca geçmişte olduğunu ifade ediyor. Yansuru olunca şimdiki zaman veya gelecekte olduğunu, seyansur olursa gelecekte olduğunu ifade ediyor. Yani o fiilden o hades anlaşılırken, nasara'dan nasr işi anlaşılırken ona mukterin olarak da geçmişte olduğu anlaşılıyor. Doğru mu? Evet. İsimde bu oluyor mu? İsimde bu olmuyor. Gayre mukterinin bi ahadil ezmeti thalati. Ey gayre mukterinin ma ahadil ezmeti thalati. Ne yaptı arkadaşlar burada? Bi ahadideki ba'yı ma ile değiştirdi. Anlaşılıyor ki burada iktiran kelimesinden sonra gelen ba ma manasında oluyor. İktiran kelimesinden sonra iktirane bihi, iktirane ma'hu manasında olduğu anlaşılmış oluyor. Evet. Ey gayre mukterinin ma'a ahadil ezmineti thalatet. Üç zamandan biriyle mukterin olmayacak. Hangisi? İsim. Nerede? Mukterin olmayacak. Fil fehmi anil lafzı dâlli aleyhi. O hadese delalet eden lafızdan anlaşılmakta. Şimdi nasara, nasra delalet ediyor ya. Buradan anlaşılmakta, nasırdan, nasara'dan nasrın anlaşılmasında üç zamandan birine delalet iktiranı var mı? Var. Ama diyelim ki kalem kelimesine baktığımız zaman kalem manasına delalet ederken bu manaya delalet etmesinin yanında üç zamandan birine fehim anlaşılmak, üç zamandan birine delalet anlaşılıyor mu? Anlaşılmıyor. İşte isimle fiil arasındaki fark budur. Fehuve sıfetün ba'de sıfetin. Bu gayre mukterinin nedir? Sıfet ba'de sıfettir li manen. Yani el ismu ma delle ala manen bir mana delalet edecek. Öyle mana ki fi nefsihi, o mana kendi nefsinde muteber olacak. Ne demek olduğu geride anlatıldı. Yine öyle mana ki el ismu ma delle ala manen fi nefsi gayri mukterinin bi ahadil ezmineti thalatit. Mananın sıfatı olunca da ne okuyacağız onu? Gayri mukterin okuyacağız onu. Fe bis sıfatil ula ma dalla ala ma'nan fi nefsihi sıfatıyla haraca el harfu. Harf çıktı an haddil ismi, ismi tarifinden. Ve bis saniyeti gayri mukterinin ile de el fi'lu fiil çıkmış oldu. Tamam. Zaten tarifin cinsi hangisiydi arkadaşlar? El isim ma o kelimedir ki diyorduk. Cinsin içerisinde ne vardı? İsim, fiil, harf vardı. Başka bir şey var mıydı? Yoktu. Buradan zaten iki tanesini çıkarması lazımdı. Bir sıfatla bir tanesini, öbür sıfatla da öbürünü çıkarmış oldu. Peki şimdi arkadaşlar gayri mukterinin bi ahadil ezmineti thalatetinin açıklamasını yapıyor şimdi. Buradan neyi anlayacağız? Gayri mukterinin bi ahadil ezmineti thalatet. Üç zamandan biriyle beraber olmayacak. Mesela diyelim ki ed-dâribu Zeyden emsi. Zeyd'i dün döven dedik. Şimdi ad-dâribu Zeyden emsi de zaman manası var mı? Var. Peki mesela medrubun dediğimiz zaman dövülmüş demektir. Sonunda dövülmüşse ya geçmişte ya şimdi ya ileride dövülmüş olacak neyse. Peki burada bir iktiran söz konusu mudur? Gayr-ı mukterini nasıl anlayacağız? Diyor ki vel muradu arkadaşlar bu tip ifadeler geldiği zaman vel muradu diye geldiği zaman mutlaka vaki bir itiraza cevap olur. Mutlaka metin üzerine vaki bir itiraza, gizli bir itiraza cevap olur. Zaten itirazı cevaptan anlayacağız biz. Vel muradu bi ademil iktirane. Ademul iktirandan maksat nedir? En yekune bi hasebil vaz'il evvel. Vaz'i evvel itibariyle iktiran olmayacak. Vaz'i evvel itibariyle iktiran olmayacak. Öyleyse fedehele fihi esma'ul ef'ali. Esma-i ef'al tarife girdi. Şimdi arkadaşlar heyhati isim midir, fiil midir? Heyhati nedir? İsimdir. Öyleyse bu heyhati ismin tarifine mi girecek, fiilin tarifine mi girecek? Bak fiil manasındadır. Ama ismin tarifine girmesi lazım çünkü ismi fiildir. İsmi fiiller isterse kaç manaya gelirdi isim fiiller arkadaşlar? Esma-i efal kaç manaya gelirdi? Bir mazi manasında olurdu. Bir de emir manasına gelirdi. İki manaya gelirdi değil mi? Bunun bir üçüncüsü var. Muzari manasında da gelir. Bu az olduğu için bazı yerlerde sadece mazi ve emir manasını söylerler. Ama az da olsa muzari manasında da gelir. Şimdi esma-i efal isimdir sonuçta. Ama fiil manasında olduğu için onlara ne denmiş? Esma-i efal denmiş. Kimin tarifine girmesi lazım? İsmin tarifine girmesi lazım. Peki heyhati dediğim zaman uzak oldu demektir. Aleyke Zeyden dersen Zeyd'i yapış.
Şimdi ilzem nasıl ki zamana delalet ediyorsa, o da zamana delalet ediyordur. Peki burada gayr-ı mukterini nasıl anlatacaksınız? Bu tarife gayr-ı mukterin dediğinize göre o zaman esma-efal tarife girmiyor. Yani tarif efradın cami olmuyor diye bir itiraz geliyor. Bu itiraza cevap veriyor, diyor ki gayr-ı mukterinin bi ahadil ezmineti selaseti, üç zamandan biriyle mukterin olmayacak, vaz'ı evvel itibariyle olmayacak demektir. Esma-i efalin tamamı vaz edilirken isim olarak vaz edilmişlerdir. Vaz'ı evvellerinde ne yoktur? Zaman manası yoktur. Daha sonra fiil manasına intikal edince onlara ne olmuştur? Zaman manası arız olmuştur. Demek ki vaz'ı evvel itibariyle ne olmayacaktır? Hani bize birisi el ismâ delle alâ mâne fî nefsî gayr-ı mukterin bi ahadil ezmineti thalâseti. Kardeşim baksana heyhâtede, aleyke zeydende. Efendim zaman manası yok mudur? E vardır. Nasıl anlatacaksın bunu? Bu ismin tarifine mi girer, fiilin tarifine mi girer? İsmi tarifine girmeli. Peki gayr-ı mukterini nasıl anlatacaksın? Diyeceğiz ki biz burada gayr-ı mukterinden murat nedir? İşte vel muradü dediği böyle bir itiraza cevaptır arkadaş. Daima vel muradü dediği yerde ne vardır? Mukadder bir sual vardır. O suale cevap veriyor. Peki izahını yapıyor arkadaşlar. لِأَنَّ جَمِيعَهَا Çünkü esma-i efalin tamamı İmma menkûletun anil mesâdiril asliyeti, ya asıl mastarlardan menkuldürler. Mesela Ruveyde. Ruveyde kelimesi emhilhum Ruveyda'da mastar olarak da kullanılıyor değil mi? Ama Ruveyde Zeyden dersen ne oluyor? İsmi fiil olarak kullanılıyor. O zaman Ruveyde esma-i efalden emir manasındadır ama bu nedir? Mastardan menkuldür. Sarahaten mastardan menkuldür. Diyor ki imma menkuletun anil mesadiril asliyeti sebaun kana naklu fihi sarihan, nakil sarih olur ne gibi nahvu Ruveyde, Ruveyde'de olduğu gibi, fe innehu kad yustamelu masdaran eyda emhilhum Ruveyda'da olduğu gibi, yani bu fe innehu kad yustamelu masdaran, bu da arkadaşlar istinaftır. Ne demek istinaftır? Yani bunun masdarı sarih bir kana naklu fihi sarihan, burada naklin sarih olduğunu nereden ispatlayacaksın? Fe innehu, çünkü bu قَدْ يُسْتَعْمَلُ مَسْتَرًا. O zaman biz esma-i efalden hangisinde nakil masadir-i asliyeden menkul olduğu sarihtir deriz? Bazen mastar olarak kullanılan, bazen de ismi fiil olarak kullanılan esma-i efalde mastardan menkul olduğu Yusuf nedir? Nedir? Sarihtir. Ne dedi bak? İmma menkuletun anil mesadir asliyeti sevan kâne naklu fihi sarihan. Nakil orada sarih olur. Veyahut da sarih olmaz. Nerede nakil sarih oluyor arkadaşlar? Yusuf nerede nakil sarih oluyor? Mastar olarak geldi. Yani bazı esma-i efal hem mastar olarak kullanılıyor hem ismi fiil olarak kullanılıyor. İsmi fiil olarak kullanılan mastar olarak da kullanıldığına göre, bunda da isim esas olduğuna göre demek ki sarahaten mastardan menkuldür diyoruz. Eğer bazen mastar olarak kullanıldığı sabit ise bunun mastardan menkul olduğu nedir? Sarihtir. Demek ki esma-i efal arkadaşlar, esma-i efal ya heyhate gibi, efendim teraki gibi olur veyahut da car mecrur aleyke gibi olur. Anlatabildim mi? Ya car mecrur olur. Şimdi mesela diyelim ki Ruveyde kelimesi, Ruveyde kelimesinde car mecrur var mı? Yoktur. Esma-i efal burada car mecrurdan alınmış değildir. Doğrudan doğruya bu mastardan intikal etmiştir. Peki heyhate ne diyeceksin? Heyhate de bak ne diyor? Fein Ruveyde fein o kad yüstamelü mastaran eyda. Ev gay sebaun kânen naklu fî sarihan ev gayre sarihin. Veyahut da nakil gayri sarih olsun. Ne gibi nahve? Heyhate, heyhate gibi. Şimdi arkadaşlar emir manasında olan, mazı manasında olan, car mecrur olan esma-i efal değilse, aleyke zeyden gibi, ileyke gibi, car mecrur olan esma-i efalden değilse, emir manasında veya mazı manasında car mecrur olmayan ismi fiil ise mutlaka mastardan menkuldür. Bunun mastardan menkul olması ya sarihtir veya gayri sarihtir. Sarih olması Şahin nereye bağlı? Ne zaman sarihtir diyoruz? Mastar olarak geldiği zaman esma. Bazen mastar olarak kullanılıyorsa sarihtir diyoruz. Ev gayre sarihin nahu hayat. Peki hayat da mastardan mı menkuldür? O nereden çıktı? Ruveyde'yi anladık.
فَاِنَّهُ وَاِلَّمْ يُسْتَعْمَلْ مَصْدَرًا Heyhat mastar olarak müstamel değildir. O zaman burada sarihen mastardan menkuldür diyemiyoruz. اِلَّا اَنَّهُ عَلَى وَزْنِ قَوْقَاتِ Mastaru kavga. Ha. Heyhat, kavgat vezindedir. Kavga, yukavgi, kavgaten. Mastar vezindedir. O zaman diyoruz ki heyhate gayri sarih mastardan olarak menkuldür. Öyleyse bunun aslı mastardan geliyor demektir. Mastardan geliyorsa, mastar olduğu zaman ne yok bunda? Vaz-ı evveli olmuş oluyor. Ne yoktur burada arkadaşlar? Üst zamandan birine iktiran yoktur. Ne zaman ki heyhat, kavkat vezli mastardan ismi fiil mazı ba'ude manasına intikal ettiyse, intikalden sonra ne hasıl olmuştur? Zamana iktiran hasıl olmuştur. Demek ki gayri mukterinin bi ahadil ezmeneti selâseti fil bihasebil vaz'il evvel demektir. Bihasebil vaz'il evvel demektir. Esma-i ef'al her birisi ya mastardan sarahaten menkuldür veya gayr sarih olarak menkuldür dedi. Ev anil mesadirilleti kânet fil aslı esvaten veyahut da esma-i ef'al aslında saft olan mastarlardan menkuldürler. Ev anil mesadiri veya mastarlardan elleti o mastarlar ki kânet fil aslı esvaten aslında soft idiler. Peki nahvu sah, sah gibi. Şimdi arkadaşlar sah nedir? Aslında sah bir sesten ibaret. Menkûletun an me'ânihâ hiye nefsü hâdihil esmâ. Şöyle diyor. Vel masâdirü leti hâdihil esmâ'u menkûletun an me'ânihâ hiye nefsü hâdihil esmâ'i leennel lafza innemâ yunqalu an ba'dı me'ânihi ilâ ma'nen âkhar. La an ma'nâ lafzın âkhar. فَيَكُونُ تِلْكَ الْمَصَادِرُ فِي الْأَصْلِ أَصْوَاتًا عِبَارَةً عَنْ كَوْنِ تِلْكَ الْأَسْمَاءِ أَصْوَاتًا Teemmel. Şimdi arkadaşlar فَاِنَّهُ نُقِلَ مِنْ اِسْمِ الصَّوْتِ اِلَى الْمَعْنَى الْمَصَّرِيِّ Sah, savt isminden, masdar manasında yani susmak manasına nakledildi. Arkadaşlar sah nedir? Savttir aslında. Buradan sükût etmek manasında kullanıldı. Sükût etmek manasından sus manasına alınmıştır. Yani sah arkadaşlar sus manasındadır. Bunun bir öncesi neydi? Sükût, susmak. Bir öncesi neydi? Bir öncesi de bir sesten ibaret olan sah. Yani sah şu andaki vaz'da ne manasında kullanılıyor? Sus manasında kullanılıyor. Buraya nereden geldi? Aslında bu yani sus, üsküt manasındaki zamana delaleti, üsküt zamana delalet ediyor mu? Ediyor. Sah da üsküt manası olunca bu da zamana delalet ediyor. Peki üskütten bunun farkı nedir? Üsküt doğrudan doğruya onun vaz-ı evveli nedir? Sus demektir. Peki sahın manası nedir? Doğrudan doğruya vaz-ı evveli bu değildir. Önce sükût manasına vaz edilmiş, sonra üsküt manasına nakledilmiş. Şimdi sükût manası mastar manasıdır. Burada şey var mı? Zaman manası var mı? Bunun vaz-ı evveli de sükût değildir. Sükût manasına nakledildi. Yani aslında sah nedir? Bir sesten ibarettir. Bu bir manaya vaz edilmiş değildir. Ama sükût manasına vaz ediliyor. Vaz-ı evveli ne oldu bu sefer? Aslında sestir. Sükût manasına vaz ediliyor. Sükût manasında da üsküt manasına intikal ediyor. Anlatabildim mi? Üçüncü vazın mı oldu? Birincisi vaz-ı değil ama. Ha, ses vaz-ı değildir. Sükût manasına naklediliyor. Sükût manasından üsküt manasına naklediliyor. Peki dedi ki arkadaşlar Esma-i Efal'in tamamı İmmâ menkûletün anil mesâdiril aslîyeti asıl mastarlardan dedi esma şey gibi, Rüveyde gibi ve Heyhate gibiler. Veyahut da ev anil mesâdirilleti kânet fil aslı asvâten aslında savt idiler. Savtte vazı var mı arkadaşlar? Yoktur. Aslında savt idiler. Asıl mastar değillerdir. Heyat asıl mastardan gelmiştir. Rüveyde asıl mastardan gelmiştir. Ama sah ise aslında savt olan, daha sonra mastara intikal eden, sükût manasına intikal edenden alınmıştır. Ev anil zarfi, ev anil cârri vel mecrûri veyahut da zarftan intikal etmiş. Mesela emâmeke diyelim. Emâmeke nedir? Zarftır. Cârri mecrû yok orada.
اَوْ عَنِ الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ Mesela aleyke zeyden dediğimiz zaman car mecrurden intikal etmiştir. Şimdi arkadaşlar diyor ki اَوْ عَنِ الْمَصَادِرِ اللَّتِ كَانَتْ فِي الْأَصْلِ أَصْوَاتًا نَحْوُ صَحْ اَوْ عَنِ الظَّرْفِ veyahut da zarftan intikal etmiştir. اَوْ عَنِ الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ veya car ve mecrurden intikal etmiştir. نَحْوُ اَمَامَكَ زَيْدًا Zeyd'e dikkat et. وَعَلَيْكَ زَيْدًا Zeyd'e yapış. فَلَيْسَ لِشَيْءٍ مِّنْهَا Bunlardan hiçbirisi için yoktur. اَدَّلَالَةُ عَلَى اَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ Üç zamandan birine delalet yoktur. بِحَسَبِ الْوَضْعِ الْاَوَّلِ Vaz'ı evvel itibariyle. Şimdi اَمَامَكَ زَيْدًا Zeyd'e dikkat et. Zeyd'e bak diyor. Şimdi اَمَامَكَ'de bu mana var ama اَمَامَكَ aslında vaz'ı evvelinde neydi bu? Sadece zarftı. Değil mi? Öne delalet eder. Burada zamana delalet yoktur. Aleyke zeyden, car mecrurdur. Efendim zeyde yapış. Şu anda var ama aleyke zeyden de car mecrur olarak bunun zamana delaleti var mı? Yok. O zaman diyoruz ki arkadaşlar, esma-i efal ya mesadir-i asliyeden menkuldür. Vaz-ı evvelleri mesadir-i asli oluyor. Bunlarda zamana delalet yok. Veyahut da aslında savt olup da daha sonra mastara intikal eden sah gibi süküte intikal edip oradan esma-i efale intikal etmiştir. Yine onun aslı mastardır, vaz-ı evveli mastardır. Orada da ne yoktur? Üst zamandan birine delalet yoktur. Veyahut da esma-i efal zarf olur. Vaz-ı evveli zarftır veya car mecrudur. Ne zarfta ne de car ile mecrude de ne yoktur? Üst zamandan birine delalet yoktur. Binaenaleyh bize emameke zeyden, aleyke zeyden veyahut da sah gibilerle itiraz gelemez ismin tarifi üzerine. Peki şimdi bunun üzerine bina ederek dedik ki biz önemli olan nedir burada? Bu gayr-ı muhterin bi ahadil ezmineti selaseti arkadaşlar bu kayıt üzerine itiraz olarak bize esma-i efal gelebiliyor. Bir başka itiraz da gelebiliyor. Yani bu birinci itiraz ne oluyor kardeşim? Bu tarif efradını cami değildir. Çünkü emameke veyahut da işte heyhate gibiler üç zamandan birine delalet ettiği için tarifin dışında kalıyor. Yani tarif efradını cami değildir diye bir itiraz geliyor. Bu itiraza cevap veriyor. Yine itirazın ikinci şıkkında, B şıkkında diyor ki tarif efradını, ağyarını da mani değildir. Efradını cami değildir. Yani heyhate gibileri içerisine almıyor. Alması lazım da efradını cami değildir. Cevabını verdik. Eğyarını mani değildir. Mesela bazı fiiller vardır ki onlar zaman manasından tecrid edilmişlerdir. Mesela leyse diyelim, asa diyelim, ni'me bi'se diyelim. Değil mi? Bunlarda zaman manası var mıdır? Yoktur. El-ef'alul münselihetu aniz zaman. Zaman manasından münselih olan fiiller. Şimdi mesela asa başlı başına bir manaya delalet eder mi? Eder. Üç zamandan birine delalet var mı? Yok. Leyse üç zamandan birine delalet eder mi? Eder. Üç zaman, affedersin, başlı başına bir manaya delalet eder mi? Eder. Üç zamandan birine delalet eder mi? Ni'me bi'se etmez. Peki o zaman biz ni'me ve bi'se'yi fiil dediğimize göre, fiil diyenlere göre diyoruz. Veyahut da asa gibi zamandan insilah olmuş, yani zaman manası kendisinden tecrid edilmiş olan fiiller tarife, ismin tarifine girmemeli. Ama nedir bu? مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَا ف۪ي نَفْس۪ي midir? Evet. غَيْرِ مُكْتَرِنْ بِاَحَدِ الْاَزِمَةِ الثَّلَاثَةِ midir? Evet. O zaman bu tarife girmemesi gerektiği halde tarife girmiş olduğu اَغْيَارِنْدَ mani değildir diye itiraz geliyor. Demek ki غَيْرِ مُكْتَرِنِنْ بِاَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ üzerine tarif efradını cami değildir, eğyarını mani değildir diye bir itiraz geliyor. Efradını cami değildir diye gelen itiraz, esma-i efalin tarife girmediğini iddia ediyor, cevabını verdi. اَلْاَفْعَالُ الْمُنْسَلِخَةُ عَنِ الزَّمَانِنِنْ ismin tarifine girdiğini, halbuki girmemesi gerektiğini. Şimdi ona cevap veriyor. Diyor ki, وَخَرَجَ عَنْهُ İsmin tarifinden çıkmıştır. El-ef'alul münselihetu aniz-zaman. Mislu nahvu asa ve kâde. Asa ve kâde gibi zaman manasından tecrid edilmiş olan fiiller ismin tarifinden çıkmıştır. Neden? Li'ktirani ma'nâha bihasebi asdil vad'i.
Biz burada ne dedik? Gayr-ı mukterinin bir ahadil elzimeti selâsete vaz-ı evveli kabul ettik. Asa aslında zaman manasına delalet vaz-ı evvelinde vardı. Sonradan insilah meydana geldi. İnsilah dedi, deriyi yüzmek demektir. Yani evvela koyun üzerinde deriyi vardı. Ne yapıyorsun? Deriyi yüzüyorsun. Bunların vaz-ı evvellerinde ne vardı? Üst zamandan birine delalet vardı. Önemli olan şu andaki manzara değil, önemli olan nedir? Vaz-ı evvelde üç zamandan biriyle beraber olup olmamaktır. Peki bir başka itiraz gelebiliyor. Şimdi arkadaşlar, fiil-i mazi nereye delalet ediyor? Geçmişe delalet ediyor. Cahd-ı mutlak o da geçmişe delalet ediyor. Len yansura istikbale delalet ediyor. Ama fiil-i muzariye gelince fiil-i muzari şimdiki zamana ve gelecek zamana. Üç zamandan birine değil, üç zamandan ikisine delalet ediyor. Tamam. Üst zamandan ikisine delalet ediyor. Diyor ki وَخَرَجَ عَنْهُ الْمُضَارِعُ اَيْضًا Muzari de bunun tarifinden çıkmıştır. Nasıl çıkmıştır? اَيْضًا فَاِنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ اِشْتِرَاكِهِ بَيْنَ الْحَالِ وَالْاِسْتِقْبَالِ Şimdi fiil muzari halde asıl istikbalde mecaz mıdır? Yoksa istikbalde asıl hakikat halde mecaz mıdır? Yoksa fiil-i muzari hem hal hem istikbale delaleti hakikat midir? Bu konuda ihtilaflı görüşler var. Fiil-i muzari hem hal hem istikbale müştereken mi delalet eder? Her ikisine delaleti hakikat midir? Yoksa hakikati, hale delaleti hakikat, istikbale delaleti mecaz mıdır? Yoksa istikbale delaleti hakikat, hale delaleti mecaz mıdır? Bunun müşterek olduğunu kabul edelim. Yani fiil muzari hem hal hem istikbale delaleti onun müşterek manası olduğunu kabul edelim. O zaman fiil muzari bu tarife girer mi? İsmin tarifine girer mi? El ismu isim ma delle ala ma'nen fi nefsihi. Fi nefsihi bir manaya delalet eder. Fiil muzari fi nefsihi bir manaya delalet ediyor mu? Ediyor. Gayre mukterinin bi ehadil ezmineti selati. Üç zamandan biriyle beraber değil. Doğrudur, biriyle beraber değil, ikisiyle beraberdir. Üç zamandan biriyle beraber değil, ikisiyle beraberdir. O zaman bu ikisiyle beraber olunca, müşterek olduğunu kabul ettiğimiz zaman o da tarifi, neyin tarifine girmesi lazım? Değil mi? İsmin tarifine girmesi lazım. Çünkü üç zamandan biriyle beraber değil, ikisiyle beraberdir. Diyor ki, وَخَرَجَ عَنْهُ الْمُضَارُ عَيْضًا فَاِنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ Eğer arkadaşlar, muzariyi sadece hal manasında alırsak zaten bir hadil ezmeti telatitiyle çıkıyor. Sadece istikbal manasında alıyorsa yine bir ahdil ezmeti telatiyle çıkıyor. Ama fiil muzari iki manada müşterektir dersek o zaman bir ahdil ezmeti telatiti değildir. Üç zamandan ikisiyle beraberdir. Tamam. Peki tariften nasıl müşterek olduğunu düşündüğümüz zaman tariften nasıl çıkmış oluyor? فَاِنَّهُ عَلَى تَقْدِرِ اِشْتِرَاكِ بَيْنَ الْحَالِ وَالْاِسْتِقْبَالِ يَدُلُّ عَلَى زَمَانَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ مِنَ الْاَزْمَنَةِ الثَّلَاتِتِ O zaman bu üç zamandan muayyen ikisine delalet ediyor. Birisi hal, birisi istikbal. Peki feyedüllü delalet etmiş olur ala vahidin muayyenin eyla. Yani bire delalet etmiş oluyor mu? Şimdi muayyen iki tane var. Zeyd ve Amr muayyen. Şimdi eğer muayyen olan iki tane kişi varsa o muayyen olan iki kişinin yani iki tane bir var demektir orada. İki tane bir var demektir. Şimdi mesela fiil muzari müşterek olduğunu kabul edelim. Hal ile istikbalde müşterek olduğunu kabul edelim. Bunlar muayyen mi? Muayyen. O zaman bu hal onu üç zamandan biri midir? Ona delalet ediyor mu? Ediyor mesela. O zaman ne oldu? Madele ala ma'nen fi nefsi muhterin bi ahadil ezmeti delalet oldu değil mi? Diyelim ki istikbale delalet ediyor mu? Muayyen olarak istikbale delalet ediyor mu? İstikbal o üç zamandan biri midir? Tamam. Yani fiil-i muzari müşterek olduğunu kabul edersek ama nerede müşterektir bu? Muayyen iki zamandan müşterektir. Muayyen iki zamandan her birisi üç zamandan biri değil midir? Ona delalet etmiş midir? Etmiştir. O zaman tariften çıkmış oluyor. فَيَدُلُّ عَلَى وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ اَيْضًا فِي ضِمْنِهِمَا O iki muayyenin zımnında bire de delalet etmiş oluyor. Dolayısıyla tarife bunu sokamazsınız. اِذْ لَا يَقْدَحُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مُعَيَّنٍ اَدَّلَالَةُ عَلَى مَا سِوَاهُ اِذْ لَا يَقْدَحُ Tesir etmez, etkilemez. فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مُعَيَّنٍ Muayyen bir manaya delalette ne etkilemez, zarar vermez. اَدَّلَالَةُ عَلَى مَا سِوَاهُ Mâ سِوَاهَ delalet zarar vermez.
Yani fiil-i muzari'nin hal ve istikbalde müşterek olduğunu kabul edelim. Bunlar muayyen birer mana mıdır? Şimdi burada fiil-i muzari'nin hale delalet etmesi, muayyen bir manaya delalet etmesi, bir başka manaya da delalet etmesine zarar vermez. Yani oradan istikbal manasına da delalet etmesine zarar vermez. Sonuçta delalettir bu. Şimdi bakın bir şey söyleyecek. Naam yektahu zarar eder. Fi iradetil muayyeni iradetu masivahu. Yani muayyeni irade etmekte masivayı irade etmek zarar eder. Ne demek istedi arkadaşlar? Yani fiil muzari hal ve istikbalde nedir? Müşterektir. Bu ikisi de muayyen midir? Muayyendir. Şimdi hale delalet etmek muayyen bir manadır. Hale delalet etmesi istikbale delalet etmesini engellemez. Buna da delalet eder, ona da delalet eder. Zarar nerededir? İradededir zarar. Yani eğer fiil muzari bir yerde zikrettiğinde hali irade ettiysen aynı yerde neyi irade edemezsin? İstikbali irade edemezsin. İradeyi irade eder, istikbali irade edersen neyi irade edemezsin? Hani muayyen bir şeyi irade etmek bir başka şeyi irade etmekten alıkoyar. Ama irade başka, delalet başka şeydir. Anlaştık? İdlayak tam anlaşıldı mı arkadaş? Keleşim anlaşıldı mı? Ben tam o ikisi arasında şey var. Hangisine itibar edeceğiz yani? Delalete mi yoksa iradeye mi? Yani şimdi şöyle söylüyorum. Yani neyi iddia ediyor? Evvela iddiamız şudur. Fiil muzari iki zaman arasında müşterek olduğunu kabul edelim. Bu görüşü ön plana çıkaralım. Fiil muzari aslında halde asıldır, istikbalde, yani halde hakikattir, öbüründe mecazdır. Veyahut da istikbalde hakikattir, halde mecazdır. Ama bir başka görüş, üçüncü görüş de nedir? Fiil muzari hem hal hem istikbale delalet eder. Müşterektir. Müşterek lafızlar var ya, iki manaya, iki zamana müşterektir. Peki iki zamana müşterekse o zaman ismin tarifine girmiş olması lazım. Nasıl girecek? El ismi madelle ala manen fi nefse gayri mukterin bi ehadil ezmineti. Üç zamandan biriyle beraber olmayacak. Bu iki, biriyle beraber olmadı ki ikisiyle beraber oldu. Diyor ki hayır bak. Burada üç zamandan biriyle beraber olmayacak dediyse burada üç zamandan biriyle beraber oldu. Çünkü fiil-i muzari burada hal ve istikbale iki muayyen manaya delalet ediyor mu? İki muayyenin içerisinde bir var mı? Var. Bu hal mesela bir tane değil mi? Bir mana değil mi? Evet. İstikbalde bir mana değil mi? Hale delalet ediyor mu? İşte bir manaya delalet ediyor. Veya istikbale delalet ediyor mu? Muayyen bir manada. Bire delalet ediyor işte. Peki diyor, muayyen bir şeye delalet etmek başka bir şeye delalete engel olmaz mı? Yani hale delalet etmesi, istikbale delalet etmesine engel olmaz. Hayır diyor, delalete engel olmaz. İradede engel olur. Yani sen burada hali kastediyorum dersen aynı zamanda istikbali kastedemezsin. İstikbali kastediyorum dersen hali kastedemezsin. Mesela diyelim ki müşterek lafızda neyi alalım ele? Ayn kelimesini alalım. Şimdi ayn kelimesi efendim bir şeyin zatına delalet eder. Güneşin kurhuna delalet eder. Casus manasına delalet eder. Göz manasına delalet eder. Tamam delalet eder de delalet etmesi, buna delalet etmesi, ona delalet etmesine mani değildir. Ama bir yerde zikredildiği zaman bir tanesini kastediyorsan öbürlerini irade edemezsin. İrade başka şey, delalet başka şey diyor. Yusuf anlaşıldı mı canım? Anlaşıldı. وَاَيْنَتْ دَلَالَ مِنَ الْاِرَادَ Delalet nerede? İrade nerede? Diyor. وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ حَدِّ الْاِسْمِ de bırakıyorum arkadaşlar.